Merhaba arkadaşlar. Pratik fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet gençler, 12. sınıflar sizler için yeni bir hazırlık çalışması yaptım. Sınav e, sınava yönelik olarak arkadaşlar çok güzel sorular seçtim. Evet şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi sorumuzun arkadaşlar ilk kısmı periyotla alakalı bir sorumuz. Sorumuzu şöyle okuyalım kısaca. Eş merkezi çembersel yörüngede sabit süratle hareket eden cisimlerin K'nın periyodu 4 saniye. L'nin periyodu 8 saniye diyor. K ve L cisme şekili kumdan geçtikten 10 saniye sonra nerede olurlar diyor. Şimdi arkadaşlar periyot neydi? Bir cismin bir tur için geçen süre değil miydi? Şu anda şöyle diyelim. K'nın periyodu ne kadar? 4 saniye. L'nin periyodu da tabii ki 8 saniye demiş. 10 saniye sonra görünümünü sormuş. O zaman K ne yapar? Tabii K her 4 saniyede bir tur attığına göre. O zaman ne yapar arkadaşlar? şurada 2 tam tur atar, 2 tam tur atar. Burada da o zaman yarım tur atar. Şimdi aynı şey L için konuşsak, L ne yapar? 1 sek bir turu 8 saniye atıyor. Tabii ki geri 2 saniye kaldığı için o zaman 1 tam tur atıyor. Bir dakika 8 saniye, 2 saniye 8 saniye, 1/4'ü için 1/4 tur atar. O zaman bizim yapmamız gereken nedir? Tabii ki K'ya 2,5 tur attırmak. K'ya 2,5 tur atarsak bir turda ne yapar? 4 saniyede buraya geldi. Bir 4 saniye daha geldi. 8 oldu. O zaman arkadaşlar ne yaptı? Tam şuraya geldi. O zaman K ne yaptı? 2,5 turda tam buraya geldi. Ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Şimdi L için yapalım. L ne yapacaktı? 1,8 saniye, bir de 2 saniye. Yani bir tam tur, bir de çeyrek tur atacak. O zaman L'yi düşündüğümüz zaman L ne yaptı arkadaşlar? 8 saniyede buraya geldi. Çeyrek tur attığında nereye gelir? Tabii ki şuraya gelir. Çünkü buradan buraya nedir? Bir çeyrektir. O zaman L'nin görünümde böyle olduğunu görüyoruz. Demek ki arkadaşlar yaptığımız olay nedir burada? K 2,5 tur attığı için buraya geldi. L de bir tam tur bir de çeyrek tur attığı için buraya geldiğini görmüş oluyoruz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şöyle ne demiş bize? Cismin çizgisel sürati kaç metre bir saniyedir? Neyi vermiş bize? Yarı çapını vermiş, periyodu vermiş. Öncelikle arkadaşlar çizgisel hızın tabii ki formülü yazma. Çizgisel hızın formülü ne? 2 pi r bölü t. Şimdi bize neleri vermiş? Bakalım. Yarı çapı vermiş 10 metre. periyodu vermiş 4 saniye. O zaman rakamları yine yazalım. V eşittir 2 çarpı pi 3 aldık. R'mizi 10 yazalım. Periyodumuza 4 yazalım. 2 kere 3 6. 6 kere 10, 60. O zaman V eşittir 60 bölü 4'ten. Çilgi sazımız buradan 15 bölü 15 metre bölü saniye olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Neyi sormuş bize? Açısal süratların sormuş. Şimdi açısal süratın tabii ki iki tane formülü vardı. Bir formülümüzü hatırlayalım. hatırlayalım. Açısal hız 2 pi ya da 2 pi Şimdi her ikisinden yapabiliriz. Şimdi soruda verilenlere bakalım. X cismi 2 saniye düştür. O zaman X cismi için şöyle diyebiliriz. 2 saniyede 3 tur atarsa frekansı nasıl biliyorduk? Frekans saniyedeki tur sayısıydı. O zaman 1 saniyede ne kadar tur attı diyelim. O zaman x için yazarsak x'in frekansı ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2 saniye eksi 1 oldu. Aynı şeyi y için yapalım. Şimdi y'nin de frekansı bulalım. y 5 saniyede 8 tur atmış. 5 saniyede 8 tur atan bir Y bir saniyede ne kadar tur atar? Bunu da hesapladığımız zaman Y ne yaptı arkadaşlar? 8 bölü 5 saniye eksi 1 oldu. Şimdi formülümüz neydi arkadaşlar? Formülümüzü tekrar şuraya yazalım. 2 πf Çünkü frekansını hesapladık. O zaman v eksi hesaplarsak 2 pi çarpı frekansımız kaç? Burada kaç bulduk? 3 bölü 2. Bunun frekansını 8 bölü 5 bulduk. Hemen yerine yazalım. Şuraya 3 bölü 2'yi yapıştırıyoruz. Evet y'yi yazalım. 2 pi. Bunun da frekansı kaç? 8 bölü 5. Hemen aramıza bir çizik atalım. Oran istiyor. 2 pi'ler ne yaptı? Gitti. Şöyle 3 bölü 2'yi yazalım. 8 bölü 5 ne yaptı? Ters döndü. O zaman cevabımız 15 bölü 16 olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımızı 15 bölü 16 olarak deriz arkadaşlar. Evet şimdi geçelim başka bir sorumuza. Bu da yazılıda çıkma ihtimali çok yüksek olan banko soruların bir tanesidir. Evet bunu özellikle arkadaşlar şöyle bir yıldız koyalım. Bu yazılıda kesinlikle genellikle çıkan bir soru tipi. Bize açısal süratten söylüyor. Şimdi burada açısal süratı öncelikle bir formülü yazarsak. Açısal sürat neydi? 2 pi Şimdi açısal sürat asal frekans var. Frekans bir saniye tur sayısı değil mi? O zaman biz açısal hızı tur sayısı olarak yorumlayabiliriz. O zaman biz bunların açısal süratten yorumlarken tur üzerine yorumlayalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi bu Z bir tur atarsa bu kaç tur atar? Tabii ki iki tur atar. Neden? 2R bir tur atarsa 1R iki tur atar. Bak bu bunu döndürüyor. Y ile X'in tabii merkezleri ortak olduğu için tur sayılarındadır. O zaman Y'nin tur sayısıyla X'in tur sayısı aynıdır. Tur sayısı demek ki arkadaşlar neymiş? Bakın burada yorum yapıyoruz. Tur sayısı açısal hızmış. O zaman tekrar söyleyelim. 2R'de bir açısal hız sahipse 1R'de 2 açısal hıza sahiptir. İçi dışı 1'dir. Turlar, turların içiyle dışı 1'dir. Onun için arkadaşlar tur sayılarını şu an kıyasladık. X'inkine ne dedik? 2W dedik. Y'ninkine kaç dedik arkadaşlar? 2W Z'ninki de ne oldu? 1 w Bu şekilde sıralama yapabiliriz. Burada X ve Y'nin eşit işte olduğunu görüyoruz. Z'nin ise daha küçük olduğunu görmüş oluyoruz. Burada tabii ki çizgi hızları da kıyaslayabiliriz. Şimdi hız neydi arkadaşlar? Şöyle olabilir bakın. Çizgisel hız V eşittir W, R bir formülümüz var diye. Ya. Yarı çapla çarptığımızdan hızı buluyoruz. O zaman X için yapalım. Şuraya karıştırmayalım. X için yazsak nasıl yazarız? 2V çarpı bunun yarı 3R. O zaman ne yaptı? Burası 6 VR oldu. Hemen Y için yazalım. Y'ninkini yazarsak Y'ninki 2W çarpı R oldu. Z için yazarsak ne olur? Z için de V çarpı 2R oldu. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şuranın çiğgisal hızıyla mesela buna V dersek bu da V olur ama bu bunun kaç katı? 3 katı. Şimdi bunu şöyle de yapabiliriz. Şimdi birbirine değenlerin çizgi hızı aynıdır. Mesela bundan Y ile Z aynı şekilde birbirini döndürdüğü için bunun çizgi hızına V dersek bunun çizgi hızı da V'dir. Çünkü ön tekerle arka tekerle hızları aynı gibi düşünün yani. Ama açısal hızları aynı ama yarı çapları farklı olduğu zaman 1R'de V dönüyorsa 3R'de bunun çizgi hızı ne 3V olur. Burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir bakıma bunu ispat etmiş olduk. Demek ki birbirine değenlerin yani Y ile Z birbirine döndürdüğü için aynı çizgi sahazda sahiptir. Ama e, yarı çaplı orantı olarak aynı açı sahazda 1R'de V ise 3R'de 3V olduğunu görmüş oluyoruz. Evet şimdi burada anlattığımızla alakalı başka bir sorumuz var. Sorumuz şöyle. yarıçapları 4R, R, 2R olan K, L, M kasnaklarından K sınaklarından K X, Y, Z noktaların çizgisel süratları V, X, V, Y, V, Z oluyor. Bunların çizgisel süratlarını sormuş. Şimdi tabii ki birbirine değenlerin çizgisel hızları aynıdır. Şimdi hangileri birbirini döndürüyor? Baktığımız zaman L ile M birbirine direkt bağlı. O zaman birbirine direkt bağlıların çizgi hızı eşittir. Yani bu V çizgi hızına sahipse bu da V çizgi hızına sahip. Neden diyeceksiniz? Tekerlekleri düşünün arkadaşlar. Mesela bir e, şeyin traktör tekerleğini düşünün. Traktör tekerleğinin e, öndekinin çizgi hızı V ise arkadakinin çizgi hızı aynı değil midir? Ama açısal hızları farklıdır. Çizgisi hız birbirine direkt bağlıların çizgi hızı neymiş? Eşitmiş. Ancak aynı merkezde olduğu zaman yani turları aynı ama yarı çapları farklı olduğu için yani V eşittir W R'den dolayı arkadaşlar. Şurası aynı ama R ile o zaman çilgisayar orantılı oluyor. Yani diyebiliriz ki arkadaşlar 1 R'de eğer e, Y'nin çilgisayarına V dersek 4 R'de o zaman 4 V olacak. O zaman dışını yazarken 4 V olarak söylemiş olacağız. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? x'in çizgi hızının 4v olduğunu ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Neden? 1r'de v ise 4r'de 4v. Bunları niye eşitledik? Birbirini döndürenler eşittir. Buna göre cevabımız x büyüktür. yz eşittir. Cevabımızı burs olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar o şunu söyleyelim. Yani bundan ya da şundan bir tane soru kesin gelir. Özellikle yazılıda bu iki soru tipine çok dikkat edelim. Kesin gelme ihtimali çok yüksek olan sorulardan bir tanesi. Şimdi geldik yine yazılıda çıkma ihtimali çok yüksek olan sorulardan bir tanesi açsalız. Şimdi açsalız neydi arkadaşlar? Hatırlayan bir formüllerini açsalız V kare R ya da W kare R idi. Şimdi hangisini yapmak daha kolay? Tabii ki açsalızdan çözmek daha kolaydır. Şimdi açsalızdan bulmak daha kolaydır. Açsalız neydi arkadaşlar? Hatırlayalım tur sayısıydı. Onun için tur sayısını bulmak daha kolaydır. Tur sayı sayılarında yarıçapla tabii ki tur sayısı ters orantılıdır. Bu bir açısal hıza sahipse bu ne yapar arkadaşlar? İki açısal hıza sahiptir deriz. Hemen o zaman eğimlerini bulalım. X'in eğimi açısal hız ve V kare çarpı kaç R? 2R çünkü V kare çarpı R yazıyorduk. Hemen y yazalım. Y'ninki ne olur? Açsanız 2V olduğu için 2'nin karesi ne yapar? 4V kare çarpı R. Hemen arkadaşlar araya çizik atalım. Ne yaptı? Bunlar, 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 bunlar gitti. 2 bölü 4 çıktı. 2 bölü 4 oranlarının AX'in ve AY'nin merkezi cimilerinin arkadaşlar burada ne olduğunu görüyoruz. 1 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Hızları 10 metre bölü saniye olan çizgisel süratle düzgün çemberse hareket yapan cismin periyodu 8 saniyedir. K ve L arasındaki ortalama iğmesinin büyüklüğüdür. Şimdi ortalama iğme arkadaşlar bildiğimiz cismin hızının yönünden kaynaklanan iğme demektir. Önce bir formül edelim. A ort diyelim. A ort dediğimiz iğme o zaman ne oluyor? Burada delta V bölü delta T. Delta V dediğimiz tabii ki cismin son hızından ilk hızın ne yapacağız? Tabii ki vektörel olarak çıkarmamız lazım ve onu zamana böldüğümüz zaman burada a ort dediğimiz ortalama ivmeyi buluyoruz. Şimdi burada hangisi ilk hızı, hangisi son hızı? Cisim şu konumdayken V1 konumda, şuraya geldiğinde V2 konumda. Her ikisinin hızında 10 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Şimdi V2 konumu şurası. Yani şu cisim V1 konumu da başlangıçta nasıl şöyle arkadaşlar. Hemen bunları bir yazalım. Burası V2 konumu. Son konum yani hızı 10 metre bölü saniye. Burası da V1 konumu hızı 10 metre bölü saniye. Biz ne yapacaktık? Delta V'yi bulurken V2 eksi V1 yazacağız. Şimdi vektörleri hatırlayalım arkadaşlar. Eksi ne yapıyordu? Vektörü ters çeviriyordu. O zaman bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Hemen V1'i ters çevirmemiz lazım. V2 olduğu gibi alacağız. Sadece V2'yi ters çevireceğiz. V1'i ters çevireceğiz. V1, V2 aynı kalıyor. Eksi V1 olduğu için ters çevirdik. Bunun hızı da 10. Bunun hızı da 10. O zaman yönler aynı olursa bu ikisinin toplamı ne yapar? Tabii ki 20 metre bölü saniye yapar. Hemen formüle yeni yazalım. Şuraya 20 metre bölü saniye yazdık. Buradan buraya. Ne kadar süre geçer? tamamı periyodu 8 saniye ise bu yarım tur attığı için buradaki zaman 4'tür. O zaman bunu 4'e bölersek buradaki ilmimiz 5 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki tek yaptığımız hareket arkadaşlar V2'den tabii ki V1'i çıkarmak. V1 ters çıkarmak demek o vektörü ters çevirmek demek. Yönler aynı olduğu zaman ne yapılır? Tabii ki vektörler toplanır. Aşağı doğru yani delta V'si kaç oldu? 20 metre bölü saniye olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Şu sorumuza bakalım. Hızları 2 ve v olan çizgisel süratler çember yörüngede dolanan x, y kütleleri sırasıyla m, 2 m'dir. Bunların merkezi kuvvetlerin büyüklüğü nedir? Şimdi bize arkadaşlar dikkat edersen çizgisel hızlarını vermiş. Şimdi merkezi kuvvetin iki tane formülü vardı. Neydi arkadaşlar? m v kare r ya da m v kare r. Şimdi biz hangisini kullanacağız? Tabii ki çizgi sayısı verdiği için bunu kullanmamız daha mantıklı olur. O zaman arkadaşlar hemen ne yapalım? Kullanalım. Hemen yazalım. fx için yazıyoruz. fx'in kütlesi m yazıyoruz. m 2v'nin karesi 4 v kare bölü yarı çapı da r. Hemen yazdık arkadaşlar. y için yazalım. y'nin kütlesi ne kadar vermiş? 2m ne vermiş. Tabii ki v kare bölü 2'li. Şimdi bunları bir sadeleştirelim. M'ler, v kareler gitti. Şurada 2'ler gitti. Yukarıda 4 kaldı sadece. O zaman oran yaparsak buradan ne geldi arkadaşlar? 4 olarak gelmiş oldu. Bir kontrol edelim bakalım doğru mu yaptık. Burası ne yani M 4 v kare R. Bu da arkadaşlar 2 M v kare bölü 2. İkiler gitti. bir hatamız yok. Cevabımız burada. O zaman cevabımızı ne yazalım arkadaşlar? Burada 4 olarak görmüş oluyoruz. Demek ki bunu niye kullandık? Çünkü bize çizgisel hızı vermişse onu kullanacağız. Onun için biz veriye göre hareket etmemiz lazım. Ya yani eğer çizgisel hızı vermişse çizgisel üzerinden yapacağız merkezi kuvveti. Eğer açısal hızı verirse bu formülü kullanmamız yeterli diyoruz. Şimdi geldik uygulamalarına. Şimdi arkadaşlar uygulamalara dikkat edelim. Şimdi uygulamalarda tabii ki özellikle kuvvetleri göstermeden soruya başlamayalım. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Tablo yani iple bağlı ta, e, cisim tabla ve, işte, ve açısal süratle dönerken dengede olup ipte de 15 Newton'luk bir gerilme oluşmuş. Tabi izlemin sürtünme, sürtünme kadar 0.5 olduğuna göre cismin kütlesi 2 kilogramsa açısal sürati nedir? Şimdi burada arkadaşlar tabii ki cisim ne yapıyor? Dönüyor. Önce bir kuvvetleri göstermekle başlayalım. Şimdi bu cismi içeri doğru çeken ne var? Şöyle bir ip girmesi var. Şimdi bu cisim ne yapıyor arkadaşlar? Bu eksen etrafında şöyle ne yapıyor? Belli bir açısal hızla ne yapıyor? Dönüyor. Şimdi bunun tabii ki sürtünme kuvveti ne tarafı olur? Şimdi cisim tabii ki cisim dönerken böyle. Ne yapar? Bu tarafa savrulmak ister. Ya yani sağ tarafa savrulmak ister. Ama sürtünme her zaman savrulmanın yönde olur. O zaman sürtünme savrulma sağ olacağı için sürtünme ne tarafa? Tabii ki içeri olacak. O zaman cismi burada tutan ne var? Sürtünme kuvveti var. O zaman arkadaşlar bu cismi bu tarafa doğru tutan ne kuvveti vardı? Bir T eşittir 15 newtonlık bir kuvvet var. Bir de cismin işte sağa savrulduğunu, sola doğru içeri doğru çeken bir sürtünme kuvveti var. İşte burada dediğimiz olay şu. Bu cismi şu anda içeriye çeken net kuvvet nedir? Tabii ki bu ikisinin toplamıdır. O zaman arkadaşlar, yani bu 15 Newton'la Fc'ye biz net kuvvet diyeceğiz ve ÖSYM diyor ki net kuvvet diyor merkezi kuvvettir diyor. O zaman burada 15 artı Fc cismin merkezi kuvvet oluyor. Şimdi formüllerimizi yazalım. Hemen 15 artı fc eşittir merkezi kuvvet. Formüllerimizi açarsak sürtünmenin formülü neydi? kmg, g, -g ne? Evet merkezi kuvveti tabii ki açısal insan yazacağız. Hemen hatırlayalım arkadaşlar şuraya yazalım. mw kare bunu da yazdık. Artık yine ne kaldı? Rakamları yazmak kaldı. 15'i yazdık arkadaşlar. K'mızı 0.5 vermiş. Cismin ağırlığı 2 kilogram. G'de 10 aldık. 20 eşittir. 2 çarpı V kare çarpı 50 santimide metreye çevirmemiz lazım. 0,5. Bunu da yazdık arkadaşlar. Bir işlemi toparlayalım. 15 buradan geldi. 0,5 çarpı 20. 10 da buradan geldi. 2 kere 0,5 1 yapar. Bu da V kare yaptı. 15 10 daha ne yaptı? 25 V kare. İki tarafın kare alırsak Açısal hızımız 5 radyan bölü saniye. Evet arkadaşlar bu da güzel bir yazı sorusu olur. Buna da dikkat işareti koyalım. Böyle bir soru çıkma ihtimali de çok çok yüksek diyelim. Evet geldik meşhur bir sorumuz. Evet şimdi her sene yazılarda banko çıkan sorulan bir tanesi de meşhur masa sorusu. Bunu arkadaşlar 3 yıldız koyalım. Kesinlikle bu soru tarzı geliyor. Her sene yazı videosu hazırladığım zaman öğrencilere diyorum bu kesin çıkar diyorum arkadaşlar. Bakalım sorumuzu bir okuyalım. Ne demiş? Sürtünmesiz bir zemin varmış. Masa üzerinde M1 kütleli cisim ve açısal süratle dönerken masanın ortasından delik açıkmış. O delikten M2 kütleli cisim aşağı sarkıtılmış. Açısal bunun sürati kaçtır? Şimdi mantığımız şu arkadaşlar. Şimdi bu cismin aşağı doğru neyi var? Bir ağırlığı var. Bu ağırlık ne yapıyor? MG'si o zaman ne oldu? 20 Newton. 20 Newton aşağı doğru çekiyor. İp de ne yapıyor arkadaşlar? Burada 20 Newton'u geriliyor. Aynı ip burada değil mi arkadaşlar? Bakın aynı ip, aynı ip buradan, aynı ipi buradan dolanmış. O zaman buradaki T'miz ne kadar? 20 Newton. O zaman bu cisim üzerinde başka bir kuvvet var mı? Yok. O zaman bu cismi bu tarafa doğru çeken artık bir 20 Newton'luk bir ip kelimesi var. İşte o zaman diyoruz ki bu m1 kütleli cismin merkezi kuvveti 20'dir. Çünkü net kuvvettir. Ya yani 20 eşittir F net'tir. F net de merkezi kuvvettir arkadaşlar. Hemen 20 eşittir açsal cinsden yazalım. m ve kare r yazalım. Değerleri yazıp buradan sonucu gizleriz. Kütleyi kaç vermiş? m1'i? 3 vermiş. Açısal hızı tabii ki bilmiyoruz. Onu soruyor. yarıçapı 2 metre vermiş arkadaşlar. Buradan bir sadeleşme yapalım şöyle. Burası 10, 3 ve kare. Buradan V'yi kareyi çekersek 10 bölü 3. Buradan V'miz kaç geldi? 10 bölü köküç olarak bulmuş oluyoruz. Bu da dediğimiz gibi arkadaşlar önemli bir soru olduğunu söyleyelim ve şuraya cevabımızı işaretleyelim. Arkadaşlar bu soru özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. Evet, sorumuz şöyle. Sürtünmesiz eğimli virajda M kütle aracın 30 metre yarı çarpı çember sürüngüde güvenli dönmesi için çizgisel süratin ne olması lazım? Şimdi arkadaşlar sorumuzu bir inceleyelim. Şeklimiz biraz eksik çizilmiş arkadaşlar. Şeklimizi şöyle düzeltmeye çalışalım. Normal şartta da bu şekil şöyle olması gerekiyor. Şuranın da şu kadar olması lazım. Asıl şeklimiz şöyle bir eğimli viraj. Yani tam bu şekilde. Cisim ne yapıyor arkadaşlar? Burada şu şekilde bir çemberse hareket yapıyor diyoruz. Şimdi burada tabii ki öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Kuvvetleri göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kuvvetleri tek tek gösterelim. Şimdi buradan ne oluyor? Bu tarafa doğru, şu tarafa doğru mı? yüzeyin bir dik bir tek bir kuvveti var. Buna biz ne diyelim arkadaşlar? Ne diyelim. Şimdi aşağı doğru şurası ile ama karışmadın arkadaşlar. Şurası daha net olsun. Şimdi Şimdi aşağı doğru neyimiz var? Bir ağırlık kuvvetimiz var. O zaman bunları hemen yazalım. Burası tepki kuvveti. Burası ağırlık kuvveti. Bu ikisinin matematiksel toplamı. Yani şu tarafa doğru arkadaşlar. Şu tarafa doğru şöyle olacak şekilde yani içeri olacak şekilde ne var? Bir merkezi kuvvetimiz var. İşte burada o zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. Ya yani ne ile MG'nin vektörel toplamı? Burada gösterirsek neye bakın? Ne tarafa doğru? Şu tarafa doğru aşağı doğru bir MG'miz var ve şu içeriye doğru bir net kuvvetimiz var. İşte bu net kuvvet neydi? Hatırlayalım. neydi bu MG'nin toplamı F net dediğimiz merkezi kuvvet eşit. Şimdi bizim bu açıyı buraya taşımamız lazım. Bu açıyı nasıl taşıyacağız buraya? Şöyle taşıyabiliriz arkadaşlar. Şu neyi ne yapalım? Şuradan şöyle uzatalım. Şimdi biraz burayı temizleyelim isterseniz. Şurayı temizleyelim arkadaşlar. Şimdi şurası kaç derece? Bakın şurası tam 90 derece değil mi? Burası kaç derece olur? Tabii ki 53 derece olur. Burası 53 ise şurası yöndeş açı olduğu için burası da 53 derece olmaz mı? Burası 53 olursa şu tepe açık 37 derece. O zaman burasının 37 derece olduğunu görüyoruz. Şimdi bize tabii ki çizgisel süratı verdiği için o zaman hemen komşu kenarla karşı kenar ilişki kuralım. Bir tanjant yazalım. Çek bir tanjant diyelim. Tanjant 37. Tanjant 37 3 bölü 4'tür. Nereden biliyoruz? Sin 37'yi kos 37, 37 böleceğiz. Yani 0.6 0.8 oranı tanjant demekte. Tanjant karşı bölü komşu. Merkezi kuvveti yani şurayı MG'ye oran. Hemen bir denklemimizi açalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Tanjant 37 kaçtı? 3 bölü 4. Merkezi kuvvetin hangi hızını yazacağız? Çilgisel süretin yazıyoruz. M V kare bölü R bölü MG. Hemen burada bir düzeltme yapalım. M'lerimiz ne yapıyor? Gidiyor. 3 bölü 4 eşittir. V kare bölü RG. Artık rakamları yerine yazabiliriz. Şimdi R'yi burada kaç vermiş? 30 vermiş. O zaman şuraya düzeltelim arkadaşlar. 3 bölü 4 ve kare R'mizi kaç yazıyoruz? 30 yazıyoruz. G'mizi de 10 yazıyoruz. Burada ne yaptı? 300 bölü, e, 900 bölü 4 o zaman 225 oldu. 225 ve kare kökünü alırsak buradan kaç olur? Tabii ki 225 15'in e, karesi diyoruz. Şimdi yaptığımız şeyi bir özetleyelim. Ne yaptık arkadaşlar? Şurayı bir temize çekelim isterseniz. Şurayı şöyle bir düzeltelim. Burası epeyce karıştı. Yaptığımız şey sadece şuydu bak. Biraz karışık gibi duruyor ama öncelikle ne yapacağız? Şu tarafa doğru bir tepki kuvvetini şu şekilde göstereceğiz. Aşağı ağırlığı göstereceğiz. Bu ağırlığı bunun ucunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve şu tarafa doğru bir merkezi kuvvet oluşturacağız. Yani bunu yaptıktan sonra bu üçgeni yaptıktan sonra gerisi kolay. Yani N ile MG'nin toplamı merkezi kuvvet. Şu açıyla da şu aradaki açı aynı olduğu için buradan bir tanjant çekiyoruz. Tanjant ne demektir? Tabii ki karşı bölü komşu diyerek buradan sonuca gidiyoruz. Niye m ve kareye yazdık? Çünkü çizgisel sürat sorduğu için e, çizgisel hız yapmamız lazım. Burada m'leri verse de vermese de hiçbir anlamı yok. Buradan v arkadaşlar kaç bulduk? 15 metre bölü saniye olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi geldik başka bir sorumuz. Şimdi bu sorumuz arkadaşlar bir tık daha e, tabii tabi diğerlerine göre biraz daha zor. Şimdi buradaki sorumuzu okuyalım. Düşey düzlemde ipe bağlı düzgün çember hareket yapan 3 m kütleli cisim K'dan geçerken gerime kuvveti 6 mg'ymiş. Yani şuranın değeri arkadaşlar kaç mg? 6 mg. Bize ne diyor? L'den geçerken ip nedir? Şimdi düşey düzlem cismin havada yaptığı bir harekettir. Çünkü yasay düzlem yerde yaptığı harekettir. Düşey düzlem düşede yaptığı harekettir. Şimdi burada tek tek kuvvetleri yine göstermekle başlayalım. Cismin ağırlığı 3 m ise hemen 3 m şurada gösterelim arkadaşlar. O zaman aşağı doğru 3 mg'lik bir kuvvet var. Şimdi tabii ki burada merkezi kuvvet ne tarafa? Tabii ki içeriye, içeri tarafa doğru. O zaman bunu da merkezi kuvveti gösterelim. Merkezi kuvvet net kuvvet değil miydi? O zaman arkadaşlar merkezci kuvveti şöyle yazalım. Yani 6 mg'den 3 mg'yi ne çıkarmamız lazım? Çünkü merkezci kuvvet net kuvvet olduğu için 6 mg'den 3 mg'den büyük olması lazım. 6 mg eksi 3 mg o zaman cismi etkiden net kuvvettir. Yani bu net kuvvet ne diyoruz arkadaşlar? Merkezi kuvvet diyor. Çünkü 6'dan 3'ü çıkarırsak bu çıkması lazım. O zaman arkadaşlar buradaki o zaman merkezi kuvveti değerimiz kaç oldu şu anda? 3 mg olarak ne yaptık? bulmuş olduk. Şimdi bize buradaki soruyor? Şimdi buradaki kuvvetleri yine göstermekle başlayalım. Bu tarafa doğru zaten T'ye ip gerilmesi vermiş. Bir de arkadaşlar aşağı doğru ne var? Bunun bir ağırlığı var. Ağırlığı da kaç mg? Bu cismin 3 mg ama bu tarafa olan kolu lazım. Şimdi bunu bileşenlere ayıracağız. Bunun bu tarafa bir kolu vardır. Bir de bu tarafa şu şekilde bir kolu vardır. Şimdi o zaman bu kol her zaman sinüs koludur arkadaşlar. Aynı şeyle düşünebiliriz. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bakın arkadaşlar. Şuraya çekelim isterseniz bunu. Bu cisim sanki burada. Bu tarafa doğru neyimiz var? Şöyle bir t ekip var. Şimdi şu açı 53 dereceydi. Bunu aşağı doğru MG'si kaç MG? 3 MG. 3 MG'nin kolları yok muydu? Bir bu tarafa kolu var. Bir tarafa sinüs kolu var. O zaman sinüs kolu ne yapar? 3 mg çarpı sinüs 53 sin 53 yazalım. Sin 53'ün değeri de kaçtı? 0.8. 0.8 çarpı 3'ten 2,4 mg olur. Şimdi o zaman bu ikisinin matematiksel toplamı merkezi kuvvet değil miydi? Biz öyle dememiş miydik? Şey Çünkü bu iki kuvvetin toplam merkezi kuvvet. O zaman arkadaşlar T2 artı 2,4 mg cisim üzerindeki net kuvvettir. Ne diyor bu net kuvveti? Biz ne diyoruz? Merkezi kuvvet diyoruz. O zaman T2 artı 2,4 mg merkezi kuvveti olan 3 mg'ye eşit değil mi? O zaman bunu karşıya atarsak T2 ne çıktı? 0.6 mg olarak sonuca gidiyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir soru olarak görmüş oluyoruz. Evet bu da biraz zor kategoriye giren bir soru olarak kabul ederiz arkadaşlar. Şimdi başka bir soruya geçelim. Evet, yine sınavda büyük ihtimalle sorulacak sorulardan bir tanesi de budur silindir sorusu. Meşhur silindir sorumuz kolay mıdır? Kolay kategoriye girer. Şimdi sorumuzu bir inceleyelim. Yarışma 1 metre olan cisim e, ve açısal süratle dönerken dengede kalıyormuş. Silindir üzerindeki sürtünme kası 0 0,1 olduğuna göre cismin işte açısal hızının minimum değeri kaçtır? Şimdi bu cisim dönerken arkadaşlar tabii ki cisim hareket ediyor bu tarafa doğru dönüyor. Tabii ki bu cisim sonuçta ağırlığı aşağı olduğu için ne yapar? Aşağı doğru kaymak ister. Şuradaki zeminde sürtünmesi bunu ne yapar? Tutar. O zaman arkadaşlar cismin ağırlık kuvvetinin cismi yukarı tutan sürtünmeye ne olması lazım? Sürtünmenin ağırlığı en az eşit olması gerekiyor. Şimdi burada tabi cisim döndüğü için şu tarafa doğru ne oluşuyor arkadaşlar? Bir merkezi kuvvet oluşuyor. İşte bu merkezi kuvvet duvara yapılan tepki kuvvet oluyor. O zaman bizim burada dikkat etmemiz gereken duvara tepki oluşturan duvarın oluşu tepki kuvveti nedir? Merkezci kuvvet olduğunu ne yapmayalım unutmayalım. Şimdi Fc'nin formülü neydi? Fc sürtünme kuvveti k çarpı tepki kuvveti değil miydi? Bu da mg'ye eşit. Ama burada tepki kuvveti yerine ne yazacağız? Tepki kuvveti yerine merkezci kuvveti yazacak. Ama hangi cinsen açısal cinsen yazacağız? Hemen yazalım arkadaşlar buraya. O zaman k çarpı m v kare çarpı r ne yaptı? Merkezi kuvveti yazdım. Çünkü merkezi kuvveti m v kare r olduğunu biliyoruz biz. Bunu da hemen mg eşitliyoruz. Burada arkadaşlar bakın kütlenin hiçbir anlamı yok. Yani cismin denge şartını bozma yani dengelemezse kütlenin hiçbir anlamı yok. O zaman kalan rakama bakalım. K v kare r eşittir g kaldı. Artık ifadeleri yazalım. K'yı kaç vermiş? 0.1 v kareyi bilmiyoruz. R'sini kaç vermiş bir G'mizi 10 alırız. İki tarafı 10 ile çarparsak yürügülden kurtarırız. O zaman V kare eşittir 100 olur. İki tarafın kare kökünü alırsak hız eşittir. 10 radyan bölü saniye olarak soruyu çözmüş oluyoruz. Evet yaptığımız tek hareket burada sürtünmenin MG olması. Bir de önemli bir ayrıntı var. Tepki kuvveti yerine ne yazacağız? Bunu özellikle şuraya vurgu yapalım. Tepki yerine tabii ki merkezi kuvvetin tepki olduğunu ne yapmıyoruz burada? Unutmuyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Biraz önce yaptığımız eğimli bir çok benzer. Aynı şekilde arkadaşlar. Biz bunu konik sarkaç diyoruz. M kütleli bir metre uzundaki ipe bağlanarak şekildeki bir yatay yata dönme yata hareket yapıyor. Cismin çizgisel süratı karşı. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken kuvvetleri göstereceğiz. Buradaki ipi, yani kütleyi, cisim, ip ne yapar? Her zaman çeker diyeceğiz. Bakın yukarı doğru ipi gösterdik. Aşağı ağırlığımızı gösterdik. Merkezi kuvvetimiz de ne tarafa? Tabii ki içeri tarafa. O zaman bunu hemen yazalım. Bunun T olduğunu biliyoruz. Bunun MG olduğunu biliyoruz. Bu tarafa da merkezi kuvvet olduğunu biliyoruz. O zaman burada vektörel toplamak yaptığımız zaman. Bakın T böyle ağırlık aşağıya, merkezi kuvvet ne tarafa? Tabi bileşki mantığıyla bu tarafa arkadaşlar. Yine bunları tek tek söylediğimiz zaman T bu, ismin ağırlığı bu, merkezi kuvveti bu. Şuradaki açıyla şuradaki açı nedir? Aynıdır. O zaman arkadaşlar burada neyse ama çizgisel soruları. Bir çekelim tanjant yine. Çek bir tanjant diyoruz. Tanjant 37. Karşı bölü komşu değil midir? Merkezci kuvvetin mg oranı çünkü tanjant karşı bölü komşu demektir. Tanjant 37 sin 37 yani şuradaki sinüs 37'nin kosinüs 37, 37 oranıdır. O zaman 0,6'nın 0,8'e oranı ne yapar? Tabii ki 0,6 bölü 0,8 oranı 3 bölü 4 çıkar. Hemen bunu yazalım arkadaşlar. Merkezi kuvveti ne cinsine yazacağız? çizgisel sürat. O zaman merkezi kuvvetin formülünü hatırlayalım. M v kare R. Hemen bunu buraya yazıyoruz. M v kare bölü R ve ve MG yazıyoruz. MG oranlıyoruz. Burada bir sadeleşme yapalım. M'ler ne yaptı? Gitti. Şuraya şurayı silelim arkadaşlar. Şu boşluğa işlemimizi devam ettirelim. Şimdi işlemimizi devam ettirirsek ne vardı? 3 bölü 4 vardı. Şimdi M'ler gitti yukarıda bir kare yukarı kaldı. R de aşağı inerse R bölü G kaldı. Şimdi burada tabii ki R neresi? R bize vermemiş ama şöyle dersek ne olur? Şimdi şurası R değil mi arkadaşlar? Şimdi burası 1 metre 37'nin karşısı nedir? 0.6 değer eşit olur. Çünkü 37'nin karşısı sinüs 37'dir. Sinüs 37 kaçtı? 0.6'dır. 0.6 O zaman R'ye 0.6 yazacağız. Hemen 3 bölü 4'ümüzü yazıyoruz. V kareyi bilmiyoruz. R yerine 0.6 yazık, G'yi de 10 aldık. İşlemimizi düzeltirsek. 3 bölü 4. V kare 6 olur. Karşıya çarpalım. 18 bölü. V kare ne oldu? 18 bölü 4. Sadeleştirelim. 9 bölü 2. Kare kökünü alırsak. Çünkü V kare olduğu için bunun kare kökünü almamız lazım. O zaman 3 kök 2 bizim hız ifademiz oldu. O zaman bunu şöyle bir olarak için alalım arkadaşlar. Demek ki dikkat etmemiz gereken burada ipin uzunluğunu vermiş 0.6 olduğunu unutmuyoruz. Yaptığımız şey sadece şu üçgeni oluşturmak ve buradan çek bir tanjant diyoruz. Tanjant karşı komşu ilişkisinden sonuca gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik yine yazılı da banko çıkacak soruların bir tanesi. Buna da biz ne diyelim arkadaşlar? 3 yıldız, 4 yıldız bir de benden olsun 5 yıldız. Şimdi 5 yıldızı bir soru. Şimdi bu soruyu hocalar her sınavda %100 soruyorlar. Yani cismin herhangi bir yerden geçerken tepki kuvvetini soruyorlar arkadaşlar. Soru zor mu? Bana kalırsa zor değil. Sadece biraz uzun işlemi var biraz enerjiyi bilmemiz gerekiyor. Tabii ki acele etmemiz lazım. Yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi demiş ki arkadaşlar sürtünmesiz bir rayımız var. K'dan serbest bırakılıyor. Yani şurada cismimizin bizim hızı yok. Sıfırdan bırakılıyor. Sonra ne demiş bize? M kötü L noktasından geçerken rayın cismi yukarı tepki kuvveti. Yani buradan geçerken sonuçta cisim buradan geliyor. Rayın içinden geçerken tam şuradan geçerken ki bize tepki kuvvetini sormuş. Şimdi tabii ki buradan geçerken daha alt seviyeden geçtiği için burada bir hızı olmaz mı? Hızı vardır. O zaman burada bir kuvvetleri gösterelim. Şimdi aşağı doğru cismin tabii ki neyi var arkadaşlar? Kütlesi mg olduğu için mg'lik bir ağırlığı var. Burada alttan raya vurduğu için aşağı doğru da bir tepki kuvveti var. O zaman rayın tam burasından geçerken ne oldu arkadaşlar bakın. Aşağıya bir mg kuvveti var aşağıya bir tepki kuvveti var. İşte bu ikisinin matematiksel toplamı ne demiştik biz? Tabii ki rayın içindekine içeri doğru oluşan merkezi kuvvet oluyor. O zaman bunu yazalım. Çünkü ikisi aşağı doğru bakın merkez doğru bir kuvvet oluşuyor. O zaman mg ile n'nin toplamı f net dediğimiz merkezi kuvvet eşit. Hemen şunu şuraya yazalım. mg artı n. Merkezi kuvvetin formunu yazalım. M ve kare r bunu bir kenarda bekletelim arkadaşlar. Şimdi bu beklemeye dursun. Şimdi bu ne olsun? Burada biz bu işlemi yapamayacağız. Şimdi burada küçük bir işlemimiz daha var. Bu işlemimiz ne? Bu işlemimiz enerji korunumu. Şimdi K noktasındaki enerji ile L noktası enerji üzerinden şu M kare yerine bir şey yazmamız lazım. Yani bizim şuraya bir şey yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sorumuz incelemiz ben. K'dan serbest bırakıldığı için Tabii ki hızı yok, kinetiği yok ama yüksekliği var. O zaman K'dan bırakılırken bir cismin potansiyel enerjisi var. L'den geçerken cismin hızı var. O zaman bir kinetik enerjisi var. Ama belli bir 2R yüksekliği olduğu için burada bir de potansiyel enerjisi Farklı potansiyel var. Şimdi bu enerji kurumu yazalım. Potansiyel enerji neydi? MGH. Ama H'ı 5R verdiği için şuraya MG 5R'yi yazıyoruz. Kinetik enerji hızını yazıyoruz. Kinetik enerjinin formülü neydi? 1 bölü 2 mv kare artı buradaki yüksekliği ne kadar? Diyeceksiniz hocam r. Hayır. 1 r burada var. bir r de altta var arkadaşlar. Yani toplamda kaç r yüksekliğinde? Şurası dikkat edersin. 2 r yüksekliği. O zaman burası Mg 2 r. Şimdi bu işlemi ne yapacağız? 2 r'yi karşıya atalım. 5'ten 2 çıktı. Kaç kaldı? 3 m r 1 bölü 2 mv kare. Şimdi bize ne lazımdı? Şu mv kareyi yalnız bırakmamız lazım. 2'yi karşıya atalım arkadaşlar. Ne yaptı? 6 mgr mv kare oldu. Artık her şey hazır. Yani biz mv kareye ne yazacağız arkadaşlar? Şuradan gösterelim. Yani şunu alacağız ve şuraya yapıştıracağız yapıştıralım diyoruz. Evet Mg normal Mg'si var. Neyesini bilmiyoruz. MV kare yerine 6 MG R. de altta. R'ler R'ler gitti. Evet ne oldu? MG artı N eşittir. 6 MG oldu. MG'yi karşıya atıyoruz. O zaman 6 MG'den 1 MG çıkarsa tabii ki 5 MG olur. Bu da arkadaşlar yazılda banko çıkma ihtimali olan raylı sorudan bir tanesi deriz. Evet geldik. Evet çemberselki sorularımız bitti. Şimdi bir tane de açısal momentum sorusu çözelim diyoruz. Şimdi burada ne demiş bakalım sorumuza. 3R uzunluğundaki ipin ucuna açısına şekildeki bağlanan XY cisimleri O noktası etrafında yatay düzlemde Düzgün çember hareketi yaptırılıyor. Açısal momentumlar nedir? Şimdi açısal momentumun formülünü hatırlayalım. Açısal momentum formülü L eşittir Merve. Leopar Merve diyebiliriz arkadaşlar. Ya da ne deriz? L eşittir L vardı. Hangisini kullanmamız lazım? Çilgi sağızdan kullanmak daha güzel. Şimdi çilgi sağızdan bulabiliriz. Çilgi sağızda neydi arkadaşlar? Çilgi sağız tabii ki yarı çaplı orantılı. O zaman Buradaki şimdi bunun çizgisel hızıyla bunun çizgisel hızını kıyaslarsak 2R'lik çizgisel hızına bunun 2V dersek 3R'de döndüğü için bunun çizgisel hızı 3V diyelim. Demek ki 2R'lik çizgisel hızı 2V dersek 3R'de döndüğü için 3 vdir Çünkü bunun açısal hızı aynıdır. O zaman arkadaşlar hemen x'in ki yazalım. x'in hızına ne dedik? 2V dedik. 2. O zaman kütlesini yazalım. 2M çünkü Merve'ydi. O zaman 2R çarpı 2. Evet bunu yazdık. Hemen Y yazalım. Bunun kütlesi ne kadar? M. Yani Çizgisel yarı çapı ne kadar? Tabii ki 3R yarıçap, 3V de buradan geliyor. Yukarısı kaç çarptı? 8. Aşağısı 9. O zaman Dx bölü LY ne yaptı arkadaşlar? 8 bölü 9 olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Geldik. Bir de arkadaşlar tabii ki e, birinci sınav çembersel hareket, açısal momentum ve Kepler'de bazen hocalar katıyor. Bir de Kepler'le ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Bir gezegenin yarı çapı, dünyanın yarı çapının 3 katı, kütlesi dünyanın kütlesinin 4 katıdır. Şimdi olayı şöyle yorumlayalım. 2 tane gezegen çizelim. Şöyle bir gezegenimiz var, bir tane daha gezegenimiz var. Şimdi ne demiş, tekrar okuyalım sonra. Bir gezegenin yarı çapı, dünyanın yarı çapının 3 katı. Dünya'nın yarı, Buna dünya diyelim şuna dünya diyelim buna da farklı bir gezegen diyelim. Şimdi bunun yarıçapı R, kütlesi M. Dünyanın yarıçapı 3 katıymış. O zaman şurası 3R, kütlesi de dünyanın 4 katı. Bu gezegenin çekilmesi dünyadaki kaç katıdır? Yani yer çekimi soruyor. Şimdi yer çekilmesinin formülü neydi arkadaşlar? G genel çekim sabiti, gezegenin kütlesi bölü yarıçapın karesi. O zaman formülü ne yaptık? Şuraya yazdık. O zaman bu formülden yola çıkarak diğerlerini yapmaya çalışalım. Hemen o zaman dünya için yazalım. Dünya için dünyanın yer çekimesine G dedik arkadaşlar. Dünyanın bu genel çekimsel bu sabit değerdir. E, ee, M bölü R kare. Şimdi gezegenin için yazalım. Gezegen diyelim. Evet gezegende genel çekim sabit. Aynı bu sabit değer arkadaşlar. Şunun sabit olduğunu unutmayın. Bak bu sabit değer. M gezegen kütlesi r de yarı çapı. Burası kaç M? 4 M. 3 R'nin karesi ne yapar? 9 R kare oldu. Şimdi adam bize ne demiş burada? Buna G demiş. Buna G dersek bu ne yapar arkadaşlar? 4 bölü 9 G olur. O zaman burada sonucumuz ne oldu? Bu G ise bu da 4 bölü 9 G olarak bulmuş oluyor. Yani dünyanın 4 bölü 9 G'lik bir yer çekilmesi kadar olmuş oluyor. Şimdi burada da bir tane arkadaşlar yine ee, gezegenlerle ilgili bir sorumuz var. çekim çekimle alakalı. Zor bir soru değil. M ve, iki, M, e, M, ve küçük M kütleleri arasındaki D uzaklığı varken çekim kuvveti F'dir. Uzaklık yere düşerse ne olur? Bunu aynısı arkadaşlar ayette sormuş bir soru. Şimdi bütün gezegenler birbirini ne yaparlar? Çekerler. Niye çekerler? Zaten diyeceksiniz hocam çekim kuvveti. Yani iten kuvvet değil. Çekim kuvveti. Şimdi çekim kuvvetinin formülünü bir yazalım. Çekim kuvveti neydi? Genel çekim sabiti. Gezegenlerin kütlesi bölü uzaklığın karesi. O zaman ilk durumda D'ymiş. D iken F'ymiş. Hemen yazıyoruz. F eşittir. G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü D kare. Yeni durumda F olsun. G çarpı M çarpı küçük M bölü D bölü 2 olmuş. D bölü 2'nin karesi D kare bölü 4 olur. Bu takla 4 g m çarpı m bölü d kare olur. Evet arkadaşlar buraya eğer f demişse burası kaç f olur? Tabii ki öğretmenim 4 f olur diyeceksin. Çünkü bu bunun kaç katı oldu? 4 katı olduğunu görmüş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Dediğimiz sorumuzda bakalım yine Kepler alakalı. Dünya merkezinde R ve 3R uzakta bulunan MX ve MY kütlede uydulara Dünyanın uyguladığı çekim kuvvetlerinin yani büyüklüğü ile eşittir. Kütleleri nedir? Şimdi dünyaya bütün gezegenler ne yapıyor? Bu bunu çekiyor. Bu da bunu çekiyor arkadaşlar. Yani sonuçta birbirlerine ne yapıyor? çekiyormuş. Bunun uyguladığı kuvvetle, bunun uyguladığı kuvvet eşitmiş. Yani buradaki çekim kuvvetiyle buradaki çekim kuvveti eşitmiş. Şimdi çekim kuvvetinin formülü neydi? Hatırlayalım. G çarpı gezegenlerin kütlesi böyle uzaklığın karesi. Her ikisinin çekim kuvvetinin eşit olduğunu söylemiş. O zaman biz de eşitlik üzerinden yola çıkarak soru çözelim. Şimdi G genel çekim sabiti, m x bu gezegenin bu cismin kütlesi, m de Dünya olsun, şuna büyük m diyelim. Şuraya m diyelim, m bölü uzaklık karesi r kare. Aynı şey diğeri G çarpı bunun kütlesine kadar m y çarpı yine gezegenin Dünya'nın kütlesi bölü uzaklığın karesi. 9 R kare. Hemen bunlara bir sadeleştirelim. Bu M'ler gitti. R kare gitti. Ne kaldı? Burada MX kaldı. Burada da M'ye bölü 9 kaldı arkadaşlar. O zaman MX bölü M'ye buradan ne oldu? 1 bölü 9 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki yaptığımız sadece formülü yazıp niye eşitledik? Şimdi eşit olduğunu soruda ne yapmış bize? Verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane daha Kepler'den bir sorumuz daha var. Şimdi tabii ki Kepler konuları 12. sınıfın kolay konudan bir tanesi. Ve genellikle ayetler çok çıkıyor ve kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi bize neyi vermiş? Güneş etrafında gezegenler dolanırken işte R2, R3, R1 konumlarını vermiş. Gezegenlerin işte hızlarını söylüyor. Şimdi gezegenlerin hızları yaklaştıkça her gezegenin hızı ne yapar artar? Şunu diyebiliriz arkadaşlar bazen akılda kalsın diye. Güneşe ne kadar yakın olan gezegen o kadar hızlı hareket eder. Yani Güneş'e yaklaşır gezegen ne der sizce? Yandım Allah der ve hızlanır. Oradan aklınızda kalsın arkadaşlar. Hızının arttığını buradan unutmayabilirsiniz. Şimdi bakalım hangi gezegen en yakın? En yakın gezegen VK. O zaman ne abi? En çok yanan bu. O zaman en hızlı bu. Sonra R3. O zaman ikinci sırada VM. Üçüncü sırada en uzakta olan da yakı, uzak olduğu için yavaş yavaş gider. Ne yapsın? Üşümüş arkadaşlar. O zaman V, ile. O zaman burada ne oluyor? K, M, L oluyor. Cevabımız nerede? Edirne. Aynı zamanda arkadaşlar burada e, gezegenler gezegenin hızını açısal momentumla yorumlayabiliriz. Yani Merve'den yorumlayabiliriz. R'si büyük olanın V'si küçüktür. Çünkü açısal momentum ne yapıyor? Burada gezegenler için diyor Kepler korunur diyor yarı çapı büyük olanın hızı küçüktür. Yarı çapı küçük olan hızı büyüktür. Buradan da yorum yorumlayabiliriz. Yani yarı çapı hız nasıl orantılı, ters orantılı olduğunu burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi sorularımız burada bitti. sizler için arkadaşlar güzel bir çalışma yaptım. Buradaki soruların %80'i veya %90 diyelim yazıda çıkma ihtimali olan sorular sadece özellikle belirttim arkadaşlar. Tabii ki videomuzu mutlaka beğenelim ve Arkadaşlarımıza mutlaka arkadaşlar e, link atabiliriz. Videoyu izlesinler. Tabii ki kanalımızın büyümesi için desteklerinizi bekliyorum. E, ve arkadaşlar e, güzel çalışmalar yaptım sizler için. Geçen senelerde 3-4-5 AYT Fizik Soru Bankası'nı çözmüştüm. E, tabii ki orada arkadaşlar Çembersel Hareketi biraz merkez kaç düzen atmıştım. Artık merkez kaç değil de merkezi kuvveti düzen atıyorum. Ve e, sizlerin desteklerini bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.